zarara düşürmediğimiz için biz bunu canımızı dişimize taktık. Herkesi karşımıza aldık. Büyükleri karşımıza aldık. 4 ay içerisinde 6 defa ulusal basına tam haber olarak çıktı. 3 tanesi, biri Dünya Gazetesi'nde, biri Yeni Şafak'ta, bir de Hürriyet'te tam manşet olarak çıktı. İzmir'den, İstanbul'dan arkadaşlarımız taşınarak, orada kalkarak, oradaki bürokratları ikna ederek ve Allah var, Top Odalar Borsalar'ın LPG Meclisi ve Demirören grubu ciddi olarak bize destek verdi. Hatta demek durumunda kaldık. Yine buna da şükür bugün fiyatlar çok büyük oranda, %80-90 oranda, hepiniz biliyorsunuz ki. Maliye Bakanı, Müsteşar, Gelirler İdaresi Daire Başkanı'ydı. Başka hiç kimse bilmez. Bu bir şey. Bir çalışma, bir teklif geldi ama o teklif daha yukarıya gitmeden kadık hale geldi. Ama yanılmıyorsam oradaki o ateşi üzerlerine almak suretiyle bu işi yeniden kurcalayacağız. Ona çok kesin kararlıyım. Herkes kazanıyorsa eşit şartlarda namusuyla kazansın. Çalmasın ya. Yani çalmaması için biz her şeyi, çaldırmamak için her şeyi yapmaya. Taşı tanıma sistemlerinin belası var. Hangisi taşı tanıma sistemine var kazanmıştır? Geçmemişsin kazan. Zam haberleri. Hepinizden ben çok özür diliyorum. Niçin özür diliyorum ben size? Bu zam haberleri furyasını 3 sene önce ben başladım. 3 yıl önce hem sosyal medyada hem de çeşitli kapalı sistem iletişim araçlarında sadece ve sadece akaryakıt bayilerinin öğrenebildiği bir sistemde 3-4 gün önceden akaryakıt fiyatlarını indirim ve zamlarını haber verdim. Bugüne kadar hiç şaşırmadım. Bir gün gününü şaşırdım sadece. Ama ben bunu yaparken sadece akaryakıt bayilerine haber verdim. Tüketiciye haber vermedim. Tüketici benim özelimi öğrenmek zorunda değil. Ama insanlar öyle bir hale getirdi ki ve bunu sektörde meslektaş olduğunu söyleyen kişiler ve sivil toplum örgütleri bu işi öyle bir ayağa düşürdüler ki sabah 9'da sizler öğrenmeden önce gazetelere düşmeye başladı bu iş. Bugün aldığınız maldan soruyorum size, kaç taneniz kâr etti? Epi topu kazanacağınız para 3000 lira yapan kârdı. 40 ayakta kazanacağın 3000 lira, 3500 lira, tırda kazanacağın 4000 liraydı. Artık yeni bir hayal yarattılar. O da işte tahsisat sıkıntısı diye mal da vermiyorlar. Eskiden 3-4 tanker alabiliyorduk bir ihtimalle, artık bir tanker alabiliyoruz. Şimdi tüketici bizden önce öğreniyor, parayı havale ediyor, diyor ki bugünkü fiyattan bana 3-4 bin litre mal sat. Hayda. Versen bir türlü, vermesen başka bir türlü. Nerede kaldı bizim kârımız? Epi topu kazandığımız araçtaki 3 bin lira bize bir nebze olsun o günlük psikolojik bir destek veriyordu. Mali bir destek verdiği yoktu. Buyurun başkanım. Malatya Akaryakıt ve Otogaz Satıcıları Derneği MADER olarak sektörümüzün sorunlarını, çözüm önerilerini görüşmek üzere EPGİS Başkanı, Enerji, Petrol, Giriş, Gaz İşverenler Sendikası Başkanı Sayın Fesih Aktaş'ı konuk ettik. Sektörümüz hızla değişiyor. Enerji sektörü hızlı bir gelişim kaydediyor. Elektrikli araçların günümüzde kullanılmaya başlanması sektörümüzün genel sorunları ve geleceğiyle ilgili konularda ticaret odasında bir toplantı yaptık.